Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bezirhan Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart 2019 seçimlerin mahalli idareler seçiminde aday olarak karşınıza çıktım. Bu vesileyle ben bugün hepinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlere bugün burada Bezirhan ile ilgili düşüncelerimi, projelerimi, fikirlerimi, planlarımı açıklamak üzere bulunuyorum. Değerli dostlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim söylediklerimiz vaat değildir, projedir, plandır. Biz sizlere rağmen hiçbir şey yapmayacağız. Önümüzdeki dönemde bu anlattıklarımızı ortaya koyacağız. Sizler ne talep ediyorsunuz diye sizlere soracağız. Gerekli platformlarda kadınlarımızla buluşacağız, erkeklerimizle buluşacağız, gençlerimizle buluşacağız. Ve sizler neyi istiyorsanız, neyi planlıyorsanız, sizlerden gelen talep neyse biz onlara göre hizmet etmeye çalışacağız. İstihdamı arttırma ve belde ekonomisini güçlendirmeye yönelik projelerimiz. Beldemiz konumu itibariyle önemli güzergahlardan biri olan İstanbul-Ankara karayolunun üzerinde bulunmaktadır. Bu durum beldemizi avantajlı bir konum haline getirmektedir. Değerli dostlar, bunu en iyi şekilde değerlendirip konumunun avantajını halkın avantajına dönüştürmeyi planlıyoruz. Belde ekonomisine katkı sağlamak ve halkımıza yeni iş sahaları sunmak için beldemizin sınırlarında bulunan karayolu boyunca gerekli imar ve çevre düzenlerini yapmayı ve yatırımcıların ilgisini çekip beldemize yeni iş sahaları, yeni işletmeler kurulmasını sağlayarak sahip olduğumuz avantajlı konumu bu şekilde yine belde lehine kullanmayı planlıyoruz. Peki bununla alakalı ne yapmak istiyoruz? 1. İşkur ve sanayi kuruluşlarıyla beraber işbirliği yapmak istiyoruz. İşkur ve sanayi kuruluşlarıyla koordineli olarak belediye bünyesinde kurulacak bir birim ile vatandaşlarımız için meslek edindirme kursları açmayı planlıyoruz. Bu yolla beldemizde kadın, erkek ve genç nüfusa istihdam oranını arttıracak işsizlik sorunu çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Değerli dostlar, şunu söylerken şunu da izah etmek istiyorum. Bakın, buradaki amaç, buradaki hedef şudur. Çeşitli alanlarda işletmeler var. Bunlarla alakalı gerekli sertifikaları gençlerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize alabilirsek, işe ihtiyacı olan, ekmeğe ihtiyacı olan insanlara böyle sertifikalar alabilirsek, yarın evet arkadaşlar, fabrikalara gittiğimiz zaman biz belediye olarak gençlerimizi, kadınlarımızı, insanımızı size hazırladık. Buyurun sizler de bunları istihdam edin diyeceğiz. İkinci olarak bir el sanatları atölyesi açmayı düşünüyoruz. Binlerce yıllık geleneksel Türk el sanatları birikiminin taşıyıcıları yavaş yavaş azalıyor arkadaşlarım. Bu el sanatlarımıza sahip çıkma adına bizler bu birikimin yetip gitmemesi adına bir şeyler yapmayı düşündük. Hem bunları düşünürken hem insanları bu el sanatlarıyla hem de el becerilerini kazandırırken hem de beldemiz insanının özellikle de hanımlarımızın evlerine, ekonomilerine değer katmasını ve buradan edineceği bilgi, birikimle yeni iş sahaları açılmasını planlıyoruz, düşünüyoruz. Üçüncü olarak tarımda verimliliği arttırma faaliyetleri. Ziraat odalarıyla koordineli bir şekilde çalışarak beldemizde tarımla uğraşan vatandaşlarımıza gereken katkıyı sunmak, organik tarımı teşvik etmek, tarımsal üretimi ve hayvancılıkta verimliliği arttırmak adına tarla yollarının ıslahını sağlayarak halkın ulaşımını kolaylaştırmak adına ne gerekiyorsa bunları yapacağız. Arkadaşlar, tarım memleketiyiz. Yalnız Veziran'ı Veziran olarak düşünmeyelim. Bakın, Kayabeli Ovası'ndan dünyaca kadar oradaki mahalle sakinleri bizleri temsil ediyorlar, bizler için çalışıyorlar, bizler için üretiyorlar. Onların önünde olacağız. Gerekli teşvikler var mı?
bir çiftçinin teşvikleri ne kadar takip edebilme şansı var? Maalesef ki bu sıfır denebilecek kadar az bir düzeyde. Fakat ilgili insanlarla, ilgili kurumlarla gerekli ön araştırmayı biz yapıp, onun yanında da kırsal kalkınma gibi, BEPKA gibi, Avrupa Birliği gibi fonları takip ederek insanlarımıza değer katacak, hibe projeleri insanlarımıza anlatacak, onlar için yol gösterecek bir faaliyet sahası açacak. Dördüncü olarak çöp sahasının ıslahı. Belde bir düzen bulunan çöp sahası yerleşim alanına çok yakın bir mesafede kardeşlerim. Bu aslında baktığınız zaman memleketin en olmaz yeri neresi diye düşündüğümüz zaman maalesef ki civarımızın, memleketimizin en tepesine yapılmış durumda. Buna çözüm arıyoruz, buna çözüm arayacağız. Arkadaşlar, görüntü kirliliği, kötü koku ve doğal kaynakların kirlenmesi gibi çevre sorunlarına yol açmakta. Biz bu soruna değineceğiz. En azından neler yapabiliriz diye düşüneceğiz. İlgili mühendislerle, çevrecilerle bu konuyu oturup müzakere edip buranın ıslahı noktasında, buranın taşınabilirliği noktasında, buranın farklı bir alana açılması noktasında ne gerekiyorsa, ne yapılacaksa onu yapacağız. Çünkü ilk önce sağlık diyoruz. Sağlık diyoruz, sağlık diyoruz. Değerli dostlar, çağımız enerji çağı. Üretmek zorundayız. Üretmek zorundayız, üretmek zorundayız. Hem ülke ekonomisine değer katacak, hem beldemiz insanına değer katacak projelerimiz var. Bunda da çevreyi kirleten değil, çevreci olan projelerden yanayız. Yenilebilir enerji noktasında, ıslah ettiğimiz çöp sahasında güneş panelleriyle hem beldemiz ekonomisine değer katmak, hem ülke ekonomisine değer katmak adına enerji üretmek planlarımızdan biridir. Bakın değerli dostlar, beldemizde akıp giden, boşa akıp giden bir dere var. Bunun üzerine belli alanlarda bir şartlar kurularak, bir dinamolar vasıtasıyla elektrik üretmemiz mümkün. Hem doğa için, hem insanlık için, hem beldemiz için yine bizim düşündüğümüz planlarımızdandır, isteklerimizdendir, taleplerimizdendir. Kıymetli dostlar, Vezirhan'da eksik gördüğümüz en önemli olaylardan biri de altyapıyla ilgili çalışmalarının eksik olması. Malumunuz üzere 29 yıllık bir belediyeyiz. Ondan öncesi de muhtarlık döneminde başlayan altyapı faaliyetleri bir zaman sonra tamamen askıya alınmış. Bugün itibariyle de beldemize, beldemiz insanına cevap veremeyecek duruma gelmiştir. Su kesintilerine sebebiyet oluyor. Gider taşmalarına sebep oluyor ve bugün çağımız itibariyle artık üste gözüken elektrik kablolarının, PTT kablolarının yerin altına alınması için yerin altına girip tekrardan bunların yenilenmesi bizim gene önce düşündüğümüz, önde giden projelerimizdendir, düşüncelerimizdendir. İmar düzenlemesi, hızlı ve plansız kentleşmenin getirdiği çarpık yapılaşmaya son verip modern şehircilik anlayışına uygun beldemizi daha yaşanılabilir, daha güzel bir görünüme kavuşturacak imar düzenlemelerini yapmayı planlıyoruz. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, sokaklara girdiğimiz zaman, caddelere girdiğimiz zaman, baktığınız zaman birinin evi önde, birinin evi geride. Birinin evinde balkon çıkıntısı ona göre, birinin evinde farklı. Maalesef ki yanlış uygulamalardan, yanlış bakışlardan, yanlış davranışlardan bu halde oluyoruz. Ama biz bundan sonra en azından yapılacak yapılaşmaları kurtarmanın peşindeyiz. Bunlara göz vermenin, kulak vermenin ve insanlara bu noktada da eşit davranmanın peşindeyiz. Onun için gerekli imar düzenlemelerine riayet edeceğiz, bakacağız. Memleket için en güzel neyse, insanlar için en avantajlı neyse inşallah bu dönemde onları yapacağız. Sağlık hizmetleri. Beldemizde bir tane sağlık ocağı var. Fakat ne yeterli tesisata sahip ne de yeterli derecede içeride doktora sahip. Değerli arkadaşlar, bir gün bakıyorsunuz doktorumuz var, bir gün bakıyorsunuz doktorumuz yok. Sağlık bir toplumun ilk gelen hizmetlerindendir.
ilk önceliğindendir. En önde olan sorunlarından, en önde olması gereken, alması gereken hizmetlerdendir. Onun için ilgili kurumlarla gerekli istişareleri yaparak sağlık noktasında, sağlık ocağı noktasında bizler sağlık ocağının hizmet noktasında en üst dereceye, en üst seviyeye çıkartarak gerekli hizmeti onların halkımıza vermesini sağlayacağız. Değerli hemşehrilerim, çocuklarımız geleceğimizin teminatı emanet olarak aldığımız, alacağımız görevlerin ilerideki sahipleridir. Bu bilinçle onlara en iyi şartlarda yetişmesi bizim öncelikli görevlerimizdendir. Yapılan hizmetleri yükseltip ileriye götürecek olan onlardır. Onlara yapılan yatırım, yapanlara, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Beldemizde bulunan okulumuzu geliştirmek, öğrencilerimize eğitim fırsatlığı sunmak, bugünün çocukları, yarının yetişkinleri düşüncesiyle çocuklarımızı iyi bir ortamda yetişmesi için onlara her alanda desteklemek amacıyla bir takım fikirler üretmeye ve projeler geliştirmekteyiz. Değerli hemşehrilerim, tabii okul deyince öncelikli olarak şunu bilmemiz lazım ki okulun fizikli şartları en güzel olması gereken yerdir. Bu bizim düşüncemiz. Herkesin bir çocuğu var okulda. Kimimizin yeğeni, kimimizin kendi çocuğu, kimimizin torunu, kimimizin komşusu ama hepimizin birer çocuğu var. Onun için okula yapılacak yatırım herkes için en güzel, en doğru ve en anlamlı yer olacağını düşünüyoruz. Okula çıktığınız zaman, dış sahasına baktığınız zaman mezbelelik bir alan gözüküyor. Eğer başarabilirsek, eğer becerebilirsek, biz gerekli görüşmeleri yapıp, gereksiz tahsisi de elde edebilirsek, biz bu alanı, eski okul binasının olduğu alanı yıkıp, etrafını da güvenli bir hale getirdikten sonra pırıl pırıl bir alan, yaşam alanları, yalnız öğrencilerimize değil, yazın beldemiz insanına da gerekli katma değeri katacak bir alan yaratıp, bir mesire alanı yaratıp, içinde ufak futbol sahalarının, basketbol sahalarının olduğu bir alan, bir meydan yaratıp, aynı zamanda da dediğim gibi konum itibariyle güzel bir yer, beldemiz için müthiş bir mesire alanı olabilecek bir yer, gerekli ağaçlandırmaları, gerekli yeşillendirmeleri yapıp beldemize, beldemiz insanına kazandırmak istiyoruz. Bakın, Limak tarafından baktığımız zaman, Demirtaş tarafından baktığımız zaman bir yol geçiyor. Yukarıdan taş arabaları iniyor. Maden ocakları var. Ama güvenlik noktasında öyle bir sıkıntılı alan ki biz orayı tamamen güvenli hale getireceğiz. Perdelerle, duvarlarla ve onun devamında çitlerle güvenli hale getirip bir tane çocuğumuzun okul sınırlarından dışarıya güvensiz olan o yol dediğimiz kısma ulaşmasını engelleyeceğiz. Bir canın hiçbir şeyle ehemmiyeti yoktur. Hiçbir şeyle mukayesesi yoktur. Hepsi bizim çocuklarımız. Onun için bütün çocuklarımıza sahip çıkmak adına biz eğitimde fiziki şartları en güzel şekilde yerine getireceğiz. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, dediğim gibi eğitim çok önemli, çocuklarımız çok önemli. Bizim ciğerparelerimiz. Şunu da söylemek istiyorum. Yalnız dış alanda değil, okulun iç alanında da gerekli desteği vermek, gerekli onlar için bütçe ayırmak gene bizim sizler için sunduğumuz projelerdendir. Bakın, okulda sabun yok, ödenek gelmiyor, öğretmenler kara kara düşünüyor. Bir tane tek bir okulumuz var ve bütün çocuklarımız orada. Biz bu çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet vermek bizim görevlerimizdendir arkadaşlar. Bununla beraber bakıyorsunuz 23 Nisan'larda ses düzenine bakıyorsunuz, bayramlarda ses düzenine bakıyorsunuz, çocuklarımız orada oynuyor. Ama maalesef ki ses düzeninde eksik var. İşte geldiğimiz zaman bunların hepsine nokta nokta, nerede eksik varsa idarecilerimizle beraber oturacağız, konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız inşallah. Bu arada çocuklarımız derken şunu da ifade etmek istiyorum. Bu memlekette yaşıyoruz, dışarıda gezdiğimiz zaman bu sorunu görüyoruz. Bakın başıboş köpekler var.
Bazen çocuklarımız bunlardan okula gidiş geliş esnasında korktuğunu, aynı zamanda yalnız çocuklarımızın değil, velilerimizin de tüm belde insanımızın bunlardan korktuğunu görüyoruz. Biz bu manada sokak hayvanları için gerekli güzel bir barınak yapacağız. Onlar da Allah'ın bir emaneti olduğu için, hepsi birer can olduğu için bu hayvanlara sahip çıkacağız. Bununla beraber meydanda, dışarılarda belki bir yem yeme, işte evlerde artık olan yemekleri toplayıp bu hayvanlara sunmak adına hem israfı önlemek hem de canlara, Allah'ın bize emaneti olan hayvanlara sahip çıkma adına bunu da gerçekleştireceğiz. Eğitim, eğitim, eğitim. Değerli dostlar, kıymetli vatandaşlarım, eğitime çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın arasında sivrilen, öne çıkan, gerek akademik alanda, gerek sportif alanlarda öne çıkan çocuklarımız var. İnşallah biz bu çocuklarımızı alacağız. Biz bunlara bugün sahip çıkacağız ki yarın onlar bugünün küçükleri, yarının büyükleri oldukları zamanla onlar da memleketine sahip çıksınlar. Bu manada gerekirse burs vereceğiz, gerekirse kurs açacağız. Spor alanında mı var, orada mı yeteneği var? İşte orada da o çocuklarımızı destekleyeceğiz. Farklı bir alanda bir farklılığı mı var, bir farkındalık mı yaratmış? İşte bu alanda da o çocuklarımızı destekleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, her sene okulumuzdan mezun olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızı hem ödüllendirmek hem de vatan minnet bilinci oluşturmak adına Çanakkale'ye götüreceğiz. Ankara'ya götüreceğiz. Hem Osmanlı'yı anlatacağız, hem Atatürk'ü anlatacağız. Çocuklarımıza bu manada da destek olacağız. Değerli dostlar, bizim için çok önemli gördüğümüz, belediyecilik noktasında, insana sahip çıkma noktasında önem verdiğimiz bir konu var. Bakın, yaşlı insanlarımız var, muhtaç insanlarımız var, özürlü insanlarımız var. Peki bunlar için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde şöyle bir şey çıkardık. Bazen insanın parası da olabilir ama gücü yetmez. Bazen insanın imkanı da olabilir ama gücü yetmiyordur. İşte bunun için mobil bir hizmet ekibi kuracağız. Bunlarla ne yapacağız derseniz, işte bu insanları tespit edip ayda en azından bir sefer evlerine göndereceğiz. Onlara temizlik ihtiyaçlarını gidereceğiz. O gün onlara hanım kardeşlerimizin bir tas çorba yapmasını, bir sıcak yemek yapmasını sağlayacağız. Böyle bir mobil hizmet vereceğiz. Değerli dostlar, belediyemiz bünyesinde bir sosyal yardımlaşma birimi kuracağız. Bununla hedefimiz de, bununla amacımız ne? Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın, öksüz ve yetim çocuklarımızın, bakıma muhtaç yaşlılarımızın ve toplumsal dayanışmayı gerektiren her durum için hızlı harekete geçebilecek, çözüm odaklı çalışan ve fikir sürekliliği sağlayacak bir birim kurulacağız. Uyuşturucu ile mücadele. Değerli kardeşlerim, öyle bir illet ki bu, bulaşmayana gör. Onun için hani çocuklarımız dedik ya, gençlerimiz dedik ya, bunlardan uzak tutmak için, bundan kurtarmak için gerek kolluk kuvvetlerimizle, gerekse konunun uzmanlarıyla gerekli istişareleri yapıp, gerekli çalışmaları yapıp biz gençlerimize bu noktada hizmet etmek için, onları tekrardan topluma kazandırmak için, bundan uzak tutmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. İhtiyaç sahiplerine konut imkanı. Değerli dostlar, yaklaşık 5 dönemdir tüm belediye başkanları her seçim öncesinde konut vaadiyle karşımıza çıktı. Ama nedense bir türlü aslında yapılması istenmesine rağmen bu gerçekleşemedi. Bizler diyoruz ki memleket büyüsün diyorsak, memleket kalkısın diyorsak, göç alalım, göç vermeyelim diyorsak illaki ve illaki buralara kaliteli, güzel, ekonomik konutlar yapmak zorundayız. Onun için bu bizim mesleğimiz diyoruz. Bu bizim zanaatımız diyoruz. İnşallah bu dönemde ben Vezirhan'a toplu konut yapacağım. Değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, bu dönemde inşallah bir tane kapalı pazar alanı yapacağız. Bu da bizim planlarımızdan, bu da bizim düşüncelerimizden.
Bakın, hem beldemiz insanı için hem de dışarıdan gelen esnaflarımız için artık bu zaruriyet haline gelmiştir. Soğuk havalarda, güneşli havalarda, yağmurlu havalarda bundan korunmak, çağımızın gerektirdiği bir alanda insanımızın ve satıcıların hizmet vermesi noktasında bu artık ihtiyaç değil, zorunluluk haline gelmiştir. İnşallah bu dönemde de sizler de uygun görürseniz, sizler de isterseniz bu projeyi sizlere, Vezir Hanım'ıza kazandıracağız. Yeşil alanların arttırılması, konut ve yapılaşmaya olan ihtiyaç kadar insanlarımızın nefes alabileceği, doğayla iç içe vakit geçirip huzur bulabileceği alanlara da ihtiyacımız vardır değerli kardeşlerim. Bu ihtiyaçlara binaen beldemizin tabiatını korumaya yönelik çalışmalar yapmak gene bizim kendimize düstur edindiğimiz görevlerin başında. Onun için yeşil alanların arttırılması, var olan yeşil alanlara sahip çıkıp onlar için gerekli bakımın yapılması gene bizler için yapılması öncelikli olan görevlerimizdendir, düşüncelerimizdendir. Değerli kardeşlerim, hanımlar bizim için çok önemli. Onun için hanımlarımız için ne yapabiliriz diye düşündük. Bakıyorsunuz, gün yapıyorlar, mevlüt yapıyorlar, faaliyet yapıyorlar. İşte bunların ihtiyacına cevap vermek için, onları bir alanda toplamak için, onlara daha iyi hizmet vermek için bir tane hanımlar lokali yapmaya karar verdik. Eğer sizler de talep ederseniz, sizler de isterseniz hanımlarımıza tahsis edilmiş, sosyal manada onlara hizmet verebilecek bir tane hanımlar lokali sizler için yapmayı planlıyoruz. Değerli kardeşlerim, gene eksik olarak gördüğümüz ama ihtiyaç noktasında çok önemli gördüğümüz bir olay var. Düğün salonu, maalesef ki bir tane düğün salonumuz var. Fakat bu düğün salonumuz ne yapı itibariyle ne gerekli tesisat itibariyle beldemiz insanına, beldemize cevap verememektedir. İçerisi direkli, bir takım ilaveler yapıldı ama ne yaparsanız yapın, düğün yapmak için, özel günlerimizi kutlamak için gerekli, yeterli fiziki yapıya sahip değil. Onun için yazlık ve kışlık olmak üzere modern, günün şartlarına uygun sizler için, eğer sizler de talep ederseniz bir düğün salonu yapmayı planlıyoruz. Bu da memleketimiz için bizim önde gördüğümüz, yapmak istediğimiz planlarımızdandır. Değerli dostlar, tarih ve vatan bilinci oluşturmak adına, kültür bilinci oluşturmak adına bazı geziler yapmayı planlıyoruz. Bakın, bizim değerlerimiz var. Kim gibi Mustafa Kemal Atatürk gibi, kim gibi Fatih Sultan Mehmet gibi. Birbirini yok sayarak değil, hepsi bizim değerlerimiz. Hepsine sahip çıkarak her alanda onları anlama adına, onları yaşama adına, onları yaşatma adına gerek burada faaliyetler yapıp gerekse de dışarılarda onu anlamak adına geziler düzenlemek bizim bu şuuru, bu düşünceyi milletimize aktarmak, anlatmak, bunlar için faaliyetler yapmak bizim gene düşündüğümüz, hissettiğimiz iliklerine kadar insanlarımıza sunmak istediğimiz arzularımızdandır, görevlerimizdendir. Değerli dostlar, kıymetli belde halkım, bir belde konseyi kurmayı düşünüyoruz. Beldemizin her kesiminden halkın katılıp fikirlerini beyan edebileceği, ihtiyaç ve şikayetlerini, fikirlerini dile getirebileceği, beldemizin geleceği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına istişare edebileceği bir belde konseyi kurularak halkımızı edilgen bir halden etkin bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle baktığımız zaman beldemizin her kesiminden insanları toplayarak, bazen öğrencilerimizden, bazen kadınlarımızdan, bazen işçilerimizden, bazen esnaflarımızdan öne çıkan, fikir sahibi, memleket için katma değer katmak isteyen herkesi, bütün cenabı bir araya toplayıp sadece siyasetçilerin yönettiği, sadece siyasetçilerin dizayn ettiği veyahut da sadece bir görüşün temsil ettiği bir belde halkı değil, tamamen herkesi kapsayan, tamamen herkesi kuşaklayan bir anlayışla bir yönetim sergilemek istiyoruz. Bunun için de hep beraber inşallah seçimlerden sonra bir belde konseyi kuracağız.
Yaşam boyu eğitim seminerleri. Tarih, kültür, sağlık, iletişim, ebeveynlik ve benzeri konularda uzman kişilerin davet edilip halkımızın istifade edebileceği programlar düzenleyeceğiz. Çünkü eğitim, dediğim gibi, burada da çok önemli. Eğitim beşikten mezara kadar her alanda önemli. Her gün öğreneceğimiz yeni şeyler var. İnşallah bu noktada da her alanda da insanlarımıza hizmet vereceğiz. Değerli kardeşlerim, halkımızın hafta sonlarını, tatil günlerini değerlendirebileceği, beldemize yürüme mesafesinde geniş, ferah, doğa içinde bir piknik alanı yapmayı gene hedefliyoruz. Değerli kardeşlerim, kutsal toprakları ziyaret etme fırsatı bulamamış vatandaşlarımızı her yıl en azından iki kişiyi umreye getirmeyi planlıyoruz. Buradaki de amaç ne? Bakın, insanlar oralara o kadar çok gitmek istiyorlar ki, gitmeyen bir sefer, giden bin sefer gitmek istiyor. Oraların tadını bilen biliyor. Ama gitmeyen herkesin gönlünde oraların aşkınla yandığını, oralara gitme sevdası olduğunu biliyoruz. Onun için onlara bir umut olsun, onlara bir fırsat olsun diye biz her yıl en az iki kişiyi veyahut da onun üstünde insanı inşallah kutsal topraklara yolcu edeceğiz. İnsanların hayır duasını alacağız. Oralara gitmeleri için hep beraber, hep birlikte umut olacağız. Değerli kardeşlerim, kalkınma ajansları var. BEPKA gibi, Avrupa Birliği fonları gibi, kırsal kalkınma gibi bir sürü kalkınma ajansları var. Biz bu kalkınma ajanslarını takip ederek, bu kalkınma ajanslarıyla projeler yazarak, memleketimize, beldemize hibe olabilecek projelerin arkasında koşacağız. İnşallah bakacağız önümüzdeki dönemde hangi başlıklar çıkmış, hangi alanda faaliyetler yapabiliriz noktasında kalkınma ajanslarını takip edip beldemiz için bakın müthiş olabilecek bir projeler çıkartabiliriz, üretebiliriz. Bunları da sizlerin hizmetine sunabiliriz. Değerli kardeşlerim, bir mahallemiz var. Kayabel'de, Vezirhan'dan biraz daha uzakta. Onları da unuttuk sanmayın. Onları da düşünüyoruz, dertlerini biliyoruz. Oturduk, konuştuk, müzakere ettik. Neler eksiğiniz, neler yapılması planlanıyor. Oralardan sürekli geçiriyoruz, oralarda sürekli bulunuyoruz. Daha önce de oraya gittiğimiz zaman kendilerine ifade ettik. Ama buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Kayabeli doğalgazı bekliyor, biz Kayabeli'ne doğalgazı getireceğiz. Kayabeli'ne ekonomik manada katkı katmak üzere biz ovaya elektriği getireceğiz inşallah.